Ay, e tam şey, var nerede? Var, var bu zamana kadar neredeydi şimdi mi aklına geldi var? <laughs> karşındakinin insan olduğunu düşünerek hata yapacağını düşün. Sen de aynı şeyleri yaptığında da karşındakinin yapmasını bekleme. Ta Hakeme girme her şey. Ben zaten konuşmuyorum. Ya tamam Hakemle. da hocam. İlla Mourinho mu olması lazım? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde motivasyonun. Yeni açık ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Süper Lig'de dünya derbisini geride bıraktık. Derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Her hafta olduğu gibi Türk futbolunun efsanesi Tugay Kerimoğlu ile birlikte derbinin tüm ayrıntılarını ve gündemdeki önemli konuları maç raporlamında programında konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş Yaza hazırlık herhalde. Hangi? <laughs> <laughs> beraberdik evet. ben de. Evet, be diye. evet. Beraberdik <laughs> de hocam sen daha çok yanmışsın. Normal <laughs> siz şemsiyenin altında kaldığınız için evet. ağrımda fazla çıkmadınız. Güzel doğru. bir hafta sonuydu. Güzel, keyifliydi, eğlenceliydi. Sonra da geldik Derbiyiz. derbi. Derbin hangisini başlayacağız onu söyle. Olaylarla mı başlayacağız, oyunla mı Hayır, önce bence şöyle başlayalım hocam. Derbi de sana göre Okan Buruk nerede yanlış yaptı, İsmail Kartal nerede doğru yaptı? Aslında sorunun karşılığı şöyle cevap vereyim. Bir tarafta dersini iyi çalışmış iyi kart, İsmail Kartal, bir tarafta eksik kalan e, düşüncelerin Okan Buruk üzerinden okunduğu bir derbi. Şöyle söyleyeyim, oyunu biraz anlatmaya çalışayım. Maçın başlangıcında zaten oyunun gidişatı e, Galatasaray adına çok olumlu olmadığı bir gerçekti ki bundan önceki maçları hatırlayacak olursak iç Siyah performansının ne kadar heyecanlı ve istekli arzulu bir oyunda karşımıza çıktı. Haftalar vardı. Ama derbiye gelinen noktada Fenerbahçe takımının saha içerisindeki bir takım organizasyonunu görebildik, izledik daha doğrusu. Oyun Fenerbahçe'nin istediği gibi geliştiği bölümler var. Galatasaray'ın hükmetmeye çalıştığı bölümlerde eksik kaldığı bölümler var. Ama oyunu kötü olarak değerlendireceksem Galatasaray'ın çok fazla etkinliğinin pozisyon üretmekte mücadele edebilme noktasında çok eksik kaldığını gördük. Esel performansları ilerleyen dakikalarda anlatırız ama şu var, İsmail Kartal Galatasaray'ın en güçlü olan bölümlerini öyle güzel bir şekilde çalışıp da oyuncularına izah etmiş ki. Karşılığını da kazanarak almış 10 kişiyle. Sağda bir karakter koldukları bir gerçek. Önemli bunlar fazlasıyla e, izlemeyenler izlesin tekrarını. Kazanma adına yapılan e, bazı hücum op opsiyonları var Fenerbahçe takımında. Sakin kalabilme özelliği var ki biz bunu Galatasaray'a kullanmıştık. Bu sakin kelimesini. Ama işte futbol öyle bir e, anlara gebedir ki. Başlangıç ve bitiriş noktalarınızda bu tür kazalar olur. Olmaz değil. 6 puanlık bir fark. O gün itibariyle hani bir puan da alsam şampiyonluğu garantiledim ki ...kendi sahamda deme düşüncesini hiçbir zaman oyuncularınızın üzerinde etkili olarak kullanmamak zorundasınız. Çünkü futbolun acıma duygusu yoktur. Yakaladığımı e, her türlü probleminizi ortaya çıkarır. E, oyun olarak anlatabileceğim çok ekstra bir düşüncelerim yok. ile ilgili şundan sebep söylüyorum. Organizasyonu yok. Özel oyuncuları ki özel oyuncularını her hafta burada Galatasaray'ın orta sahasının kalbinden bahsettiğimizde... Torera, Kerem. Torera, Kerem, Mertens üçlüsünden e, derbi itibariyle çok fazla etkinliklerini göremediğimizin sebeplerinden bir tanesinin Fenerbahçe'nin takım halinde kompakt duruşuyla alakalı. Bir de oradaki bağlantıyı kesti değil mi hocam? Tabii yani şöyle düşün maçtan önce herkes şu yorum yaptı işte Ciku orta saha önlü bir oynadığında oynayabileceği isim Mertens. Mertens'i kitlediğin zaman hücum opsiyonlarının e, gücünü düşürürsünüz ki bu kırmızı karta kadar e, Fenerbahçe'nin istediği gibi gelişti. Ama sadece bununla kalmadı. Bundan önceki Fenerbahçe maçlarını izlediğimiz, e, Deplasman'da oynadığı, kendi hissa performansını karşımıza çıktığı maçlarda da Bekler'in ucuma katkısından her seferinde bahsettik. Neydi bu? O sayı Samuel Ferdi. Derbi de çok fazla çıkmadan, alanı da boşaltmadan ne Ziyeş'e ne de Barış Alper'e çok fazla alan da bırakmadıkları için ve de çok yakın oynadıkları için diğer ikinci opsiyonu da oyun içerisinde iptal etmiş gibi gözüktü. E, üretken yelkenlik olmayınca da zaten Mertens'i koşturamıyorsunuz. Zaten top yapma özelliği olan oyuncularınızdan oyun içerisinde o verimi alamadığınızda oyun sizin istediğiniz gibi gelişmedi derbide. Ee, mağlubiyette de kaçınılmaz oldu. Pozisyon üretmekte bir ilk yarıda iki tane pozisyon var. Bir Fred'in yüzde yüz bir de Barış'ın kafa vuruşu değil mi? İşte o hemen o istatistiklere geleceğim hocam. Galatasaray evinde 18 maçtır kazanıyordu. Evet. Gerçekten müthiş bir seri. 19. maçta Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Doğru. Ama yani benim dikkatimi çeken şöyle bir istatistik var. Galatasaray 90 dakika boyunca bir tane şutu var. Ve bu da isabetli değil. Demek yani tuhaf değil mi? Tuhaf, tuhaflıktan ziyade demek ki Fenerbahçe takım savunmasını doğru yapıp seni oraya getirttirmemiş. Tam da hocam yani ben ya sen de yani Yok oynadın da yani nasıl yani Galatasaray evinde 50 bin kişinin önünde yani, yani kaleyi bulan... Bırak... Bazen kitlenir, şut olmayabilir ama hücum opsiyonların, organizasyonların olduğu zaman o alanlar sana yaratıldığında deneyebilirsin. Eksikliğin en büyük sebebi Fenerbahçe takımının takım halinde biraz önce söylediğim gibi kompakt kalması, ...sok boş alanlar bırakmaması, rakibine korokor yakın oynaması. Bir Ferdi o sayede. Çıkmadılar. Çıkmadıkları noktada da takım halinde ikinci bölgenin tam orta çizgisine kadar gelip Galatasaray'ın hata yapabileceğini düşünerek oyunun tamamıyla gelişme noktası Fenerbahçe'de kontratan. Maçın başlangıcı nasıl biliyor musun? Baskıya başlayan Fenerbahçe. Evet. 20-25 dakikalık oyun Fenerbahçe'nin oyunu. Evet. 10 kişi kalıyorsun. Herkes bir fazla ekstra performans gösteriyor. Doğru. Ve de Ali Sami'nin de oynuyorsun. Ve sahanın performans olarak takım halindeki en iyi maçı. Galatasaray'ın bu sezon adına da en kötü 90 dakikası. Şimdi gerçekleri doğru konuşmak lazım. Yani ödülü verdiğimiz zaman güzel. Eleştirdiğimiz zaman evet insanlar bazen tepki gösterip bazen doğru olduğuna da karar verdiğinde bugün itibariyle Galatasaray için de bunları söyleme hakkında sahibim. Şundan sebep söylüyorum. Mantalite rehavete bürünürse o zaman problem yaşarsın. Yani bir puanın bile Galatasaray'ı şampiyon yapacağı maçta... Oynayamazsın. Çünkü Galatasaray'ın maçlarına dikkat et. Galatasaray gol yiyen Hani bir maçı öyle hani bitirdim de 0-0'lar dört 4 veya 5'tir serisi bilemem ama Galatasaray oyunu rakip sahada oynama düşüncesi gerideki boşluklarından yaralanan takımların rakiplerin oyunlarının da karşılığı karşıya kaldığını görüyorum. Ama Fenerbahçe maçına bakıyorsun derbiye o oynanan oyun o pas trafiği, oyunun yönünü değiştirmek hiç görmedim. Fenerbahçe takımı nedir? İkinci bölgenin merkezine yönlendirerek oynatarak baskıyı burada yarattı. Şimdi sen bunu gördün ve sen buradan bir verim alamıyorsun. Bu oyunda ne yapman lazım? Ya çok çabuk oynayıp oyunun yönünü değiştirmen lazım ki problemler ortaya çıksın Fenerbahçe takımında. Çünkü o kaymalarda zaman zaman problemler çıkar. Her takım için geçerlidir bu. Sen bu B planını demek ki sahada uygulamadın. Bu senin kafanda yoktu. Sen e, bugün itibariyle kendi sahamda kaybetmeyeyim. Şampiyonluğu ilan edeyim. Damalara başlayayım. Demek ki bir burada hatırlayın. Bu zihniyetle mi çıktı sahaya diyorsun? Ya görüntü o çünkü oyun hmm. olarak çok fazla pozisyon üretmediğin, rakip ceza sahasına bundan önceki maçlarda girdiğin sayı 40'lar 50'ler. Bu Fenerbahçe için de geçerli. İkisine bakıyorum. Birisi 19, birisi 10. Bir de Icardi ceza sahasında bu maçta 3 kere topla buluşmuş. Ya yani bu işte getirim yani ya gidememişsin oraya. O pas yapma özelliğinden faydalanamamışsın oyuncuları. Oyunu yönünü değiştirme anlamında çok fazla etkinliğin olmamış. Dikini oyun çok fazla tercih edilmemiş. Top kayıpların fazla var. Ne olur? Aynen. Kaybedersin. Hocam. Şimdi 3-4 gün beraber güzel, keyifli bir gündü. Keyifli bir haftaydı daha evet. doğrusu. Ee, senin maç öncesi taraflı tarafsız birçok Fenerbahçeli olsun, Galatasaraylı olsun sana derbinin nasıl sonuçlanacağını evet. sordu. Bir de bir kez daha şunu da buradan söylemek istiyorum. İlk kez bir Galatasaraylı futbolcunun bu kadar Fenerbahçeliler tarafından sevildiğini de tanık oldum. Bütün Fenerbahçeliler. Herkes seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Yani bu da biraz beni <laughs> şey olarak hem mutlu etti hem de hem şaşırttı konuştum. çünkü bayağı taraflı tarafsız herkes seni seviyor. Ve herkese derbiyi sorduklarında dedin ki bu zor. derbi zor maç dedin. Hiç belli olmaz. Hatta gelirken uçakta birçok Galatasaraylı taraftar vardı maça giden. Hocam işte bu akşam atacağız değil mi şampiyonluğu? Belli olmaz bu maçın Zorluk nasıl sonuçlanacağı. Yüksek, Zorluk derecesi yüksek. Nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. 3 evet. ihtimalli bir maç dedin. Yani yine haklı çıktın. Ya ben haklı çıkmak için çaba Ama yani Çünkü... şimdi ben Galatasaray'ın en kötü bir puan alır. Fenerbahçe'de ...Fenerbahçe'den bir puan alıp şampiyonluk turunu atar diye bekliyordum... ...ama sen bunun bu kadar kolay olmadığını belirttin. Şöyle düşün, 10 ee, sene hedefe olan ama hedefe ulaşamayan bir camianın... ...ki bu söyleyeceğim zihniyete çok karşıyım... ...düşüncelere de bazen çok karşıyım, küçük düşünenlere. Yani bunu söyleme sebebim şuydu... ...senelerce oynadığım derbinin içeriğini çok iyi bildiğim için... ...ister 6 puan geride ol, ister önde ol veya kafa kafaya git... ...bu tür derbilerin sonuçlandırılmasını kimse bilemez. Hani bazen deriz ya 10 kişi kalır. Oyun farklı gözükür, rakip takım performansı performansı artar veya düşer. Son derbi de öyleydi. Fenerbahçe'nin performansı arttı. Galatasaray'ın performansı yine yavaş yavaş düşüşe geçti. İşte orada bireysel yetenekler dersin, faydalanamadı dersin, oyun sisteminde, şablonunda problem var dersin, dersin. Bu böyle gider. Ama görünen şey bir sene boyunca iyi gidilen rekorlar kırılan, iyi oyuncularla maç kazanılan, ama gelip de bir sezonun içerisinde bırak şampiyonluk kutlamasını, puan almasını, kazanmasını. Bir camianın Galatasaray'ı yendikten sonra ben bu saatten sonra şampiyon olmasam da bana yeter diyorsa ben bu düşünceye karşıyımdım. Niçin karşıyım biliyor musun? Bu zihniyet küçük zihniyettir. Küçük düşünenlerin zihniyeti. Benim hedefim her zaman şampiyonluk olmak zorundadır. Benim bakış açım nedir biliyor musun? her beni yensin. Ben her sene şampiyon olayım. Ben olaya böyle bakar. Çünkü bunun sonunda şampiyonlar ligi var. Bunun sonunda benim kasama girecek ekonomik yönden para yağacağı ortamlar var. Atıyorum her geçtiğin maçın üzerinden, kazandığım maçın üzerinden kazanacağın ekonomik gücüm var. Ama ben küçük düşünüp de küçük düşüncelerle yaşayan insanların o düşüncelerine saygı duyamam. Çünkü benim bakış açım öyle değil. Açık ve net söylüyorum. Benim bakış açım her zaman en üst. Hedefi istemek zorunda. Burada hatalar olacak. Doğrular da olacak. Bazen üzüntüler, bazen güldüğün günler de olacak. Ama benim hedefimden şaşma olmaz. Ben böyle düşünmem. Ne demek ya? Ben Galatasaray'ı yendim. Benim için sezonunda şampiyon olsun olmasın önemli. Bu var. mudur senin zihniyet? Bir büyük camianın, bak kimseyi kastetmiyorum. Sadece düşüncenin yanlış olduğunu olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bunlar ilk defa oynanan derbiler değil. Bundan sonra da oynanacak derbiler var. Galatasaray'ın Fener'i Fener'in Galatasaray'ın yenmesinden daha doğal bir ortam olamaz. Zaman zaman beraberliklerle çıkar. Ama bunu alıp sen şampiyonluğu dediğimiz kelimenin üstüne koyarsan ben senin hedefinin çok küçük olduğunu söylerim. Yanlış mıyım? Yok doğru söylüyorsun hocam. O zaman oyuncunu kanalize edeceğin alanın olmaz. Demek ki senin her sezon iki tane Galatasaray maçın var. Sen olayı buradan alıp ben yendim. Şampiyon olmasam da olur. Oldu canım benim. O kadar paralar transferler kime veriliyor? Bana mı veriliyor? Ne için yapılıyor? Şampiyon olmak için. Ama sen Galatasaray'ı yendin diye diyorsun ki. Şampiyon olmasa da Kusura bakma ben seni kulübe, kulübe de bırak. kulübü de bırak. O oyuncuların yanına seni almam. Oraya seni oturtturmam. Çünkü senin zihniyetin kanalaya buradan bakıyor. Zaten bu zihniyette olan futbolcuların da bence büyük takım forması giymemesi lazım. Yani. Ana... Yani çünkü. Ana... Hocam lafını kestim. Şimdi estağfurullah. 2002 yılında Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-0 yendi evinde biliyorsun. Kim şampiyon oldu? Galatasaray. Tamam. Nereye gitti? Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitti, değil mi? Buradan kazandı, kaybetti fark etmiyor ama hedefin belli, hedefine ulaşıyorsun. Ya sen sen her zaman hedefin Orası. en üstte olmak zorunda. Başka başka bir hedef yok. Yoktur. Bizim ülkemiz ya ikinciliği beğenmeyiz biz ya? Biliyorsun bundan önceki sen de çalıştın senelerce bu camianın içerisinde. İkincilik başarısızlıktır diye düşünülüyor. Bana Büyük göre camialar değil... için ikincilik bana göre başa... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için başarısızlıktır. Bana değil göre değildir. Ben yine Avrupa'ya gidiyorum. Yine hedefim var. Biz birinciliği Oynayacağız, yoksa genel bir organizasyon içerisinde, sistem içerisinde şampiyonluğa mı oynayacağız? Şampiyonluğa oynayacağız. Ya bu kadar bitti. Başka bir açıklaması yok. Çünkü sen Fred'i e alıyorsun, Jekoyu alıyorsun, Tadic'i alıyorsun. Yapıyormuş. Ne için alıyorsun? şampiyon olmak için alıyorsun. Yani İsmail Kartal şimdi Fenerbahçe'de 3 derbide deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ı evinde yendi. Evet. Trabzonspor'u yine evinde yendi. Galatasaray'ı evinde yendi. E ne oldu? 99-96 Galatasaray lider. E tamam 3 puanla lider. Evet tamam elindeki avantaj şu an yani, yine devam ediyor Galatasaray. Bak, bu konu Ama de... hedef belli. Hedef belli. Ama olur olmaz ayrı bir şey onu demiyorum. Sezona başlangıçlar sen düşünceni söyle ben sonra kendi fikrimi söyleyeyim. Ya şimdi Christoph Doğan kulakları çınlasın. Biliyorsun Fenerbahçe'de evet. önemli başarıları vardı. O zaman e, ben Beşiktaş muhabiriydim. Beşiktaş'ta hocalık yaparken yani Christoph Daum şöyle bir açıklaması vardı hocam. Önemli olan büyük denizlerde boğulmak değil. Derede boğulmayacaksın dedi. Ve o Daum'un o basit toplantısında söylediği laf senelerdir hep gözümün önüne geliyor biliyor musun? Yani diyor ki. Ama mesaj doğru. Doğru değil mi mesaj? Söyle. Doğru. E tamam. Yani deride bu ne oldu işte sen derbiyi kazandın ama Samsun'a puan kaybettin. Sivas'a puan kaybettin. Konya'ya puan kaybettin. Belki oralarda puan kaybetmeseydin derbilerde bugün belki farklı noktada çok farklı noktalara gelecektir. İşte o yüzden diyorum hedefler ve zihniyetler üst seviye olursa bunun karşılığını ister istemez alırsın almazsın ama hedefinin ne olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmiş olursun. Peki hocam derbinin hakemine gelelim çok konuşuldu. Arda kardeşler. Yani, hakeme girme her ben zaten konuşmuyorum. Ya tam da hocam yani ne söyleyeyim kırmızı kart değil ama önceki hareketler kırmızı mı değil mi onu söyle o zaman. Tamam ben de da hocam alırsam. yani derbide Arda kardeşler 20. dakikada Arda... Cikuyu ikinci sarı kart atıyor. Kardeşler. Sen de pozisyonun faal olmadığını söyledin zaten. Evet. Yani ben şimdi sen de birçok derbide oynadın yani derbinin hakemi bu şekilde bu kadar kolay. Ya bu Galatasaraylı oyuncuyu atsa da aynı şekilde ya da Beşiktaşlı oyuncu Bu kadar kolay atması sence normal mi? Bence kolay atmak değil. Korera, ikinci sarıyı aldırdı diyelim. Aslında. Aldırdı diyelim. Aldırdı bu ayıp e ayıp. Tam bir şey var değil. nerede? Ne bileyim nerede. Ya ben şunu söylemek istemiyorum yani. Var var bu zamana kadar neredeydi şimdi mi aklına geldi var. Şimdi hocam seneye de bu Arda kardeşler Süper Lig'de Hı. maç yönetecek. Tamam. Şimdi Arda kardeşler eve gitti. Baktı çok konuşuluyor Ciku'ya verdiği kart ben şimdi Arda Kardeşler olsam, Cükun'un o pozisyonda attığımı görsem kendimden utanırım ya. Derim ki ya yazık günah çocuğu 20. dakikada haksız yere atmışım Hı. derim. Yani vicdan azabı çekerim. Acaba çekiyor mudur vicdan azabı? Bilmiyorum. Hayır yani orada hiçbir şey yokken sonuçta aldırmış da olabilir. Ama sen bu kadar kolay çıkartıyorsun bir takımı bu Fenerbahçe değil Galatasaray'da olsa aynı şeyi söylerim. Aynı şeyi düşünürüm. Sen sonuçta futbolcuların emeğiyle oynayamazsın. Yazık günah. Doğru. O adamlar bu maçı belki de kaç maçtır bu maçı bekliyorlar. Çıkacaklar orada belki de Vitrin maçını oynayacaklar. Sen bu adamı 20. dakika haksız yere atıyorsun. Yani sence Sonra da hiçbir şey olmamış gibi evine gidiyor. Sen bu olayı hakeme mi bağlıyorsun? Şimdi? Bundan önce olan olaylar yok mu? Sisteme bağlıyorsun. Neye göre sisteme bağlıyorsun? Kime göre bağlı? Hakemlerin bu zihniyeti. Peki derbiye gelene kadar yabancı hakem vara geldiğinden beri hiçbir pozisyonla ilgili pardon herhangi bir pozisyonla ilgili diyelim ya. Herhangi bir maçta bu zamana kadar herhangi bir konuşma oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Sivas spor maçında Fenerbahçe'nin Aleyhine verilen bir penaltı vardı ama yabancı hakem vardı. Geçtim vardaydım. geçtim. Yabancılar geldi. Herhangi bir şey oldu mu onu bana. O kadar galyan böyle alıp da konuyu büyütmek oldu mu hiç? Olmadı. Niye bu maçta oldu? Haksız yere atıldı Ciku. E niye bundan önce de atılanlar var? Ama hocam yani e, hatırla böyle. Kayseri maçını seninle beraber gördük. Tam Yanlış değil. oyuncuyu da atıyorsun. Evet. İzlemedik mi telefondan evet. gösteriyor hocam? Ama orada yabancı var hakemi yok. Serkan i̇şte Tokat var. Anla işte neyin nereden problem olduğunu söylüyorum Ya sana. sırf zaten Fenerbahçe galatasaray üzerinden konuşmuyorum hocam. Genel olarak Genel olarak tamam, söylüyorum. Ben de yani şunu söylüyorum. Futbolcuların... Güzel güzel program Emeği, güzel. Futbolcuların <laughs> emeğiyle oynamıyorlar mı? Yani yazık ya günah değil emeğine, mi takımların oynuyor. kaderini belirliyorlar? Süper Lig'in kaderini bekliyorlar, belirliyorlar. Yani yazık günah değil mi hocam? Hatay Spor mesela. Ersoy Dicle'ydi değil mi isim soyu? Evet. Kaç senedir olacağım. bu mesleğin içindesin? Yaklaşık 30 senedir. Hadi ben dediğim 23-24. İkimiz de nereden baksan bayağı senelerimizi futbola vermişiz değil mi? Evet. Bu senin çalıştığın ve benim oynadığım senelerde bunlar yok muydu? Daha fenası var tamam bitti ama niye değişmiş ama mi ama değişmedi de Şimdi bazı şeylerin geliştiğini görüyoruz dünyada, değil mi? Teknoloji gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Eskiden cep telefonu yoktu. Şimdi ama cep insan gelişmiyor. Var. Ama insan yapacak? gelişmiyor nasıl olacak? Bravo, teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Hadi kalkıp gidelim o <laughs> Ya söylemek istediğim şey şu: Bizim oynadığımız ve senin çalıştığın süreçler aynı zamanlara denk geldiği için oradan aslında birleştiriyorum. Değişmedi, değişmeyecek. Çünkü karar mekanizması bizim üzerimizden baktığında biz kendi fikirlerimizi söylüyoruz ama. ...kendilerini ifade edemediği noktalarda... ...hep sessiz kalarak... ...bütün suçları, bütün okları, bütün fişekleri... ...üstüne çeken bir hakem triyoları var değil mi? Evet. İşte burada her türlü şey var, hakaret var... ...her türlü tezahürat var, her türlü yorum var... ...her türlü açıklama var. Ben de diyorum ki her seferinde... ...bunu statlara sistemi getirin. Hani vara getirdikleri gibi sistemi getirin. Biz de şu anki yayında bak şu mikrofonlar var... ...sayın seyirciler bunlar gibi... ...hakemlere konuşulan ekrandaki monitörde gösteriliyor pozisyon. Stada ses sistemini kurun... Neden verilmediğini hakem sahaya çıksın tekrardan izledikten sonra canlı bir şekilde anlatsın kendini. Kendini kurtaracaksın. Hani pozisyonu neden ee, bu şekilde olup neden bu penaltı pozisyonu veya orta sahada kırmızı kart gördü değildi. ...açıklamasını yap ve insanlar da dinlesin. Şu anda seni izlerken yani... o ...öyle bir şey olsa statlarda neler olacağını <laughs> düşünüyorum da... ...o yüzden güldüm yani. Yok, e var bunların şeyi, örnekleri Dünya daha yeni da, var. Tamam hocam, Dünya Kupası'nda bu uygulandı da... ...bizim ülkemizde bunu uygulamaya kalktı. Hayır ama o zaman işte problemi çözmemiş oluyorsun ya. Ben her zaman anlatıyorum, soruyorsun soruları var ya senin. Problem var, tamam mı? Problem var bu, tam bu merkezde. Etrafında da bu problemi çözmek için yöneticiler var, tamam mı? Hem fikir miyiz? Problemin sabit kaldığı ortamlarda kimse fikir üretmiyorsa, problemi çözmek istemiyorsa tamam mı? Bu problem olduğu yerde daha da büyür kar topu gibi. Devamlı aradan sağdan soldan içine böyle fitneler sokarsan problemi çözme ihtimalin olmaz. Senin fikrinin zihniyetinin değişik olması lazım ki bu problemi azaltıp yok etmen lazım. Biz yok etmiyoruz. Yani şöyle ne yapıyoruz biliyor musun? Spor hep birleştiricidir diyoruz değil mi? Bizim ülkemizde spor ne yazık ki uzaklaştırıcı gibi duruyor. Ayrıştırıcı. Öl. Ama işte hocam yani... Ayrıştırıcı oluyorsun çünkü fikirler birbirini tutmuyor. Hocam fikirler tutmayabilir. Bu hakem için de Ama... geçerli, takımlar, oyuncular için de geçerli. Hepsi şimdi, için geçerli. Şimdi sen gidiyorsun Avrupa'da maç yönetiyorsun. Buradan Hı. bakıyoruz. Bu bizim ligdeki hakem mi diyoruz? Orada evet. iyiler ama. Orada iyiler işte onu diyorum. İşte ben de sen diyorsun ki oradaki baskıyla buradaki baskı arasında. Ha yani baskıyla mı kırmızı kartı? Ya kırmızı kartı verdi vermedi değil. Benim tamamıyla genelinden bahsediyorum. Genelinde söylüyorum genelinde Söylüyorum. Bırak Galatasaray fenerbahçe Derbisi'nde Torreira'nın Cikuyu attırmasını. Genelinde bundan daha ağır pozisyonlar var. Ama problem herkes önüne gelen mikrofonu ona verdi bana vermedi. Bana verdi ona niye verilmedi? E problem yine aynı yerde duruyor. Anlatmak istediğim bu. Her takım için aynı şeyi söylüyorum ben sahiplenme konusunda. Problemi çözmeden her şey bitsin istiyorsun. Bugün matematik dersine girdiğinde öğretmen sana problem çözmek için bir ders vermiyor mu? Hani diyor ki böyle fiziksel anlamda, Bilmiyorum. matematik anlamında sorular soruyor. Ne oluyor? Onun cevabını verdiğinde senin notun kaç oluyor ortalamasına göre? Beş veriyor. İyisini beşten diyelim. Diyor ki aferin sana beş verdim. Çünkü problemi çözüyorsun. Biz de aferinle problemin karşılığında ödülü vermek için, problemi çözemediğimiz için... ...biz kimseye puan veremiyoruz, ödül de veremiyoruz. Çünkü problemle büyüyoruz. Kaosu seviyoruz, biz buradan besleniyoruz. Biz haftalardır İsmail Hoca'nın ne yapması gerektiğini anlatmadık mı? Anlattık. Okan Hoca neler yapıyor demedik mi? Dedin. Beşiktaş'ın yaşadığı problemleri anlatmadık mı? Anlattık. Çözüm bulabilmek için biz burada seninle fikir alışverişinde bulunuyoruz değil mi? Bir şeylerin sonucunda bu haklıdır, bu haksızdır. Bu doğrudur, bu yanlıştır diyoruz ama... Dönüyorsun problemlerin bir tanesi hakem değil ki. Bir sürü şey var. Hangilerini çözelim? Bak derbiden uzaklaştık gördün mü? Çünkü evet. neden biliyor musun? Toplum insanların doğru yönde konuştuğunu alıyor ama kendini mutlu edebilecek noktada da Doğruları konuşanın karşısında zıt düşünceler olduğunda zıtları seçiyorlar. Bu kadar. Çünkü bu bakış açısı. Burası daha etkili. Burada sert, ters, kıcı, istediğin gibi ee, eleştiri, doğrular varken doğruları değil de yanlışları tercih ederek konuşmalar. Ama burada da bir doğru yol var. İşte sen buradan mı ilerlersin, düşünerek ilerlersin yoksa buradan mı devam edersin? Ben doğru yoldan Tamam bu kadar. Ama ne yazık ki biz hep bu tarafı seçiyoruz. A'yı değil de B'yi seçiyoruz. Beslenme noktası burası. Futbolu seyrederken, futbolu izlerken keyif alıyor musun artık? Ben almıyorum. Ben de almıyorum. Bana zevk vermiyor. Ha iyi oyuncuları izlediğim zaman keyif alırım Arda Güler. Bana zevk veriyor izlerken. Dönüyorsun. Fenerbahçe'den Fred zevk alıyor. Bak daha ikincileri saymadım. Dönüyorsun Torera zevk alıyorum. Mertens. Zevk alıyorum. Dönüyorum İrfan Can, zevk alıyorum. Almıyorum demiyorum. Ama bunlar bana izletirken de o televizyondan, ekrandan beni uzaklaştır, uzaklaştırmamayı biliyorlar. Ama geliyorsun. Bütün sezon yaptıklarını unutup kavgasıyla, kırmızı kartıyla, sahan içerisindeki tartışmalarla, maç sonundaki olaylarla derbiyi konuşacağımız yerde... Hakemi konuşuyoruz. Gelip hakemi konuşuyoruz. Bana ne abicim? Benim işim hakemlik çünkü değil. çünkü derbinin önüne geçmek istiyor. Tamam. Benim işim hakemlik değil. Lisansım benim futbolculuk adına kurulu. Benim lisansım oydu 23-24 sene. Hakemlik lisansım yok kusura bakmasın kimse. Ben bunu televizyonlarda da söylüyordum. Gördüğüm neti söylerim ben. Hakimin verdiği karar değil. Kendi düşüncemi söylerim. Bana ne hakemin kararından? Yanlış veya doğru. E dönüyorsun o zaman gelelim bu arkadaşa. Tamam bu arkadaşa. <laughs> Geldik sana bırakalım. Şimdi derbide çok konuşulan bir olay. Maç öncesi, maç sonrası Mert Hakan'ın davranışları. Hocam daha önce de Mert Hakan'la ilgili birkaç açıklamam vardı. Derbideki yaşadığı olaylarla ilgili Mert Hakan için neler söyleyecek? Şöyle söyleyeyim. Mert Hakan yandaş. Değil mi? Öyle değil mi soyadı? Yanlış söylemiyor. Evet. söylemiyorum. Çocuğu tanımam bilmem. Fred'in atıldığı maç pendik maçı mıydı? Hangi maçtı? Bir maçta atıldı ya. Kayseri maçı mıydı? Kayseri ha. maçı. Deplasmandaki Kayseri, de maçında Kayseri Spor. O zamandan ee, yaşanan problemlerden sonra ne açıklama yaptı? Hatırlıyor musun? Mert Hakan mı? Evet. evet. yaptığım şeyler yanlış. Fenerbahçe camiasını seviyorum. Saygım da sonsuz. Bundan sonra biraz daha kontrollü mü olacağım? Böyle bir şeyler söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta devre arası kiralık olarak oh. takımdan gönderilme gibi bir fikir de ortaya atıldı. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Tan Anlamam bilmem. Nasıl bir insan karakterini de bilmem. Belki de iyi insandır. Hiç konuşmadığım için bilmiyorum. Ama bir tavsiye söyleyeyim. Ben hayatım boyunca tamam mı? Pol oynadığım süre boyunca da. Bunun hikayesi Trabzonspor atlasından başlamıştır tamam mı? Babamın rahmetli babamı banka tahini çıktığında ben 6 ay uzaktım. Gemlik'te babamın yanında yaşadım. Annem İstanbul'da yaşıyordu rahmetli. Abim de Rize'de oynuyor. Ben ailemden aldığım eğitim, eğitim şu. Karşındakinin insan olduğunu düşünerek hata yapacağını düşün. Sen de aynı şeyleri yaptığında karşındakinin yapmasını bekleme. Uyarmaya çalış öğretmeye, yönlendirmeye çalış derdi baba. Ama duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Karakterinden hiçbir zaman ödün vermedi. Derdi. Yanlışları yanlış, doğruları doğru. Söylemen gereken, söylememen gereken yerlerin hepsini bana öğretti. Bu benim eğitimim, tamam mı? Bana ailenin verdiği bir eğitimdir. Ben buna zarar gelmesin diye bugün itibariyle benim oğlum Berke Kerimoğlu, kızım Melis Kerimoğlu. Aynı şeyi vermek zor. Çünkü karşındakinin insan olduğunu unutmaman için. Kelimeleri doğru seçmenle. Kelimeleri doğru kurmanla. Gelelim derbi. Mert, şunu da söyleyeyim sonra geleyim derbi. Evli mi Mert Hakan? Çocukları var mıdır? Bilmiyorum. Ailesi olarak bilgim yok. Yani futbol kariyeri boyunca yapmış oldukların Sivas'ta evet başarı için her türlü yol mübahtır diyorsun. Saygım sonsuz. Dönüyorum. Fenerbahçe maçına geliyorsun. Diğer maçlara çıkıyorsun. Futbol bir gün bittiğinde insanların seni sevmesi için bana bir tane sebep göster. Sevgili Mert. Gösterebilir miyim? şekilde Kolay değil. Bak Fenerbahçe camiasını ayırıyorum. Sen Fenerbahçe dışındaki söylüyorsun. Yani Aynen. benim gördüğüm, sende gördüğümü onda görebilir miyim? Kolay de değil. Değiştirmesi lazım. Yenilemesi lazım. Böyle hani çıkıp da burada lider benim. Burada bazı şeyleri ben yaptım, ben mücadele ettim, ben oynadım, ben kazandım diyemezsin. Arkadaşlarına saygısızlıktır bu kelimeler. Bir. İkincisi yok muydu? Her takımda var. Bu tarz oyuncular. Bazen olması gerekenler ama seviyelerini bilerek. Hep açıklamışımdır. Ben bu binde de çalıştım de söyledim. TRT'de de söylüyorum. TRT'de de eleştirdiğim günler olmuş. Der bir günü sahaya kontrole çıkıyorsun. Değil mi? Senin takım arkadaşların, senin masörün, doktorun, malzemecin, otobüs şoförün, yöneticin takım halinde Fenerbahçe taraftarına ayrılmış bir bölüme gidiyor değil mi? Geldikleri için teşekkür edecekler, alkışlayacaklar. Sen niye ultra gidiyorsun? Senin takım arkadaşların tribüne gidiyor. Kendi taraftarının olduğu yere gidiyor. Niye gidiyorsun oraya? Sebebin ne? Yapmak istediğin ne? Provokatörlük mü? Yani logoyu gösteriyorsun. Sevgili Mert Akın, o logoları biz her seferinde gördük ve saygı duyduk. Bunlara saygı duyarken de Avrupa'da oynadığında başarılı olsun diye hep içimizden düşüncelerimiz hep olumluydu. Bu Galatasaray için de oynadığımda, Fenerbahçe için oynanan oyunlarda da, dışarıda oynadığım maçlarda da, Beşiktaş için de, Trabzon için de, Bursa'sı da, de hangisini katabiliyorsan kat. Benim her kelimemin içerisinde şu vardır. Renklere saygım sonsuz ama üstünde Türk bayrağı olduğundan dolayı renk benim umurumda olmaz. Benim için değerli olan o kulübe hizmet hizmet oyuncuların karakterli duruşu, doğru bakış açısı sadece işini yapmasıdır. Ben böyle bak. Ama sen gelip Ultra Aslan'ın önüne logo gösteriyorsan şura bakma da o tribün lideriyle Fenerbahçe lideri zaten dost. Sen bunları da mı unut? mi oynuyorsun? Bu mudur senin karakterin zaten? Bu mudur seni geliştirecek konu? Sen futbolunla çık, futbolunu oyna. Yüzde yüzünü ver. Bırak insanlar seni sahadaki performansından dolayı yorumlasınlar. Yaptığım bu dışarıdaki hareketlerden dolayı değil. Bak ben üzülüyorum onun adına. Şaka yapmıyorum sana. Yarın öbürsün gün biri bir çıkar bir laf söyler olay çok farklı yerlere gider. Sonra bu ipin ucu kaçar kimse de tutamaz. Sadece Mert Hakan değil bu işin saha dışındaki yöneticilerin birbirlerine yapmış olduğu konuşmalar yani illa birine bir şey mi olması lazım? Olmadan önce biz bunu kontrol altına alıp da bazı niye değiştirmiyoruz da herkes birbirine laf atıyor? Niye herkes birbirine açıklama yapıyor? E, Yine nereye geliyoruz? Problemi kurtaramıyorsun. Problem aynı. Değişmiyor Ersoy'cum. Değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorum. Ondan sonra diyorsun ki ben Galatasaray'ı sahasında 1-0'ı yendin. E bütün her şeyin önüne geçen kavgalar var. Ne maç konuştuk mu? Biraz konuştuk. 5 dakika. Evet. Bak neyi daha fazla konuşuyoruz? Benim beslenme noktam bu değil. Ama yol gösterme noktasında söylemem gereken oyuncu varsa onu da söylerim. Hiç esirgemem. Geçen demiştim ya şeffaf. Bakarsın ya arkadan görürsün şeffafın olduğu yerde. Arkayı da görebilme şansını vardır burada. Bu benim. İster alınsın ister doğru söyle söylüyor ister yanlış söylüyor desin Mert Hakan Yan. Böyle sevimli olamaz. Sevimsizleştirdiğin zaman kendini insanlar sana bakış açısını değiştirmeye başlar. Ya bu kadar arkadaşım var bir şey yapmıyor. Bir tek sen mi çıkıyorsun ortaya sahneye? Orada Fred de var tecrübeli. Orada Kadiç de var. Orada Ceko da var. Bahçuay'ı de var. Ciku da var. Var da var. Bu insanlar sakin bir tek sen. Bu mu bunun karşılığı? Tabii olmaması lazım. Ya senin düşüncen ne? ben bilmiyorum ya ben yaşadığım şeylerin karşılığı yok muydu bizim oynadığımız zamanda da vardı şimdi Vardım, isim vermeyeyim. Vardı Adam hocam. bize sahada benim meslektaşım aşil tendonlarımı kopartmak için basarken ben de diyordum ki Ali Samiye'ne geleceksin. Benim doğduğum büyüdüğüm yere Ali Samiye'ne geleceksin. Aynısını yaptığımız gün ağzını açmayacaksın dedi. Bu benim saha içerisindeki hem oyunum ona karşı olan gücümü göstermek hem de bana yaptıklarının karşılığını vermek. Bunu hakem görür, görmez. Bak açık özelimi paylaşıyorum. Yani futbol içinde kalmak. Aynen lazım. sen kendi gücün ve yeteneğini biliyorsun. Sen bunu sahada yap. Bak sahada yap diyorum seni. Ben seni orada var ya alıp en üst seviyeye koyarım Mert Hakan yandaş olarak. Ama sen bundan uza birisine saldırıyorsun. Buraya dönüyorsun. Logo gösteriyorsun. Ya kusura bakma Mert Hakan biz küçüğüz. O camiaların logoları, isimleri bizlerden daha büyüktür ha. Onlar bize bu hayatı sunmuş ki biz de onların sayesinde burada ayakta durup da kendi bilgi birikimimizi insanlarla paylaşıyoruz. Önce logonun büyüklüğünü, camianın geçmişinde neleri kazandığını, kazandığı isimlerin kim olduğunu, bu isimlerin nasıl ayakta kalarak camiaya hizmet ettiğini göreceksin. Yani buradan bu yola git ki sonradan oyunun ikinci B planlı olarak sahada göster. Yanlışsam yanlıştır. Doğruysa doğru. Doğru, doğru. Bilmiyorum. doğru söylüyorsun. Yani yani söylüyorsun benim bakış açım o. Sonra Hayır, ileride doğru. Hocam, sosyal yaşantısında ailesiyle oturumda... olur yani. Çok beğenirdim, bilirdim. Sonuçta ben bir kere senin böyle bir Fenerbahçe türbünlerine ne bir tepki ne hareketi yaptığını görmedim tanık. Ya ben yapmam niye yapayım ya ki? Ya da Beşiktaş ya da başka türbünlere hep her zaman futbolun ön plana çıktın. Hocam İsmail Kartal maç sonunda biraz tepkiliydi. Derbi kazandı ama dedi işte teknik direktör adaylarıyla anlaşılıyor. İşte biz burada bir futbolcuları nasıl motive edeceğim dedi. Cuma günü idmanı iptal ettim dedi. Evet 3 üç, 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 idman yapmış dinledim tekniğe evet. Tekneye göndermiş oyuncuların evet, hepsini. Buradaki bir yafı Aziz Yıldırım Haftası, biz burada konuşmuştuk adaylığını açıkladı. Benim hocam da Morinho dedi. Üç yıllık anlaştı. Zaten sen daha önce de bu bilgiyi söylemiştin. Morinho'nun açıklanması sence İsmail Kartal tepki gösteriyor ama hem futbolcuları hem de İsmail Kartal'ı bu maç öncesi motive etmiş olabilir mi daha çok? Yok ne ala İlla Morinho mu olması lazım? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde motivasyon bölümü. Yani şimdi futbolcu olarak mesela maç öncesi diyorlar ki seneye bir anda Morinho benim hocam mı olacak diye futbolcu Herkes gidebilir demiştim hatırla. Oyuncu da dahil. İsmail Hoca da ayrılabilir. Ama İsmail Hoca ayrılmak istediğini ben biliyorum. Kimse bana anlatmasın bunu. Yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Saygımdan, sevdiğimden de dolayı açmadım ağzımı. Benim de bilgi birikimim var kendisinde ilgili. Ama onun yapmış olduğu işe saygı duyarak biz sadece düşüncelerimizi anlattık. Hani böyle olursa senin yapabileceğin hamleler, sonrasındaki müdahaleler hepsi sana ait olur ve bu başarı seninle birleşir. Başarısız mı sence? Hoca Mourinho olmadan önce başarısız mıydı İsmail Hoca? Topladığı puan rekor puan. Kaç? 96. 99'a 96. İki teknik direktörle başarı dedik mi? Dedik. Çünkü ikisi de Bu rekor 96 puan puanı alan İsmail Hoca. O zamana kadar Hoca, hoca Mourinho yoktu. Motive etmiyor muydu? Ediyordu. Görevi o zaten. Oynatmak istediği rakibi analizi. Bence Hoca Mourinho değil. Derbinin içeriğinin ne olduğunu bildiği için bence motivasyon noktasında ne dedi? Oyuncularıma sadece üç idman yaptırdım. Tekne gezintisi ayarladım. Biz ekibimizle beraber her maçı analiz ettik. Dersini iyi çalışmış o zaman. Sıfır bir karşılığını aldı sustum. Şimdi burada Jose Mourinho yok ki. Jose Mourinho isminin çıkması kadar doğal bir ortam olamaz. Çünkü hedef 10 sene sonra olur olmaz beni ilgilendirmez veya olur. 10 sene bir camianın beklentisi şampiyonluk adına ise Jose Mourinho isminin çıkması kadar doğal bir ortam olamaz. Bence buna da de. alınmak zorunda değil. Alınmamak zorunda da değil. Çünkü bu isimler gelecektir. Bu isimler devam edecektir. Ha şimdi diyeceksin ki bana hocam. Hani futbolda her şey olabiliyor. Oldu. Fenerbahçe şampiyon oldu. Bu sezon. Son hafta. Sen İsmail Hoca'ya gönderebileceğim mi? Ben gönderirim. Gönder ama şampiyon olmuş diyorsun. Bak 96 puan. Bunun içerisinde rekorlar var. Bak, teşekkür ederim hocaya. Derim ki hocam teşekkür ederiz. Hani, hakkını Çok vermiş başarılısın. Vermiş Şampiyon mi yaptın Verm tabii. Vermemiş mi oluyorsun o zaman? Hakkını mı vermiş oluyorsun, vermemiş mi oluyorsun? O zaman ne oluyor? Ha, ben şöyle bakarım. İsmail Hoca der ki... Ben gerçekten çok yoruldum. Ben kendi isteğimde bırakıyorum de ağzımı açmam. Ama bu kadar puanlar toplanılmış, rekorlar üstünde rekorlar kıran iki camianın iki teknik direktörüne başarılı mı dersin, başarısız mı başarılı. dersin? Başarılı. O başka Şampiyon Şampiyon şey olsa da olmasa da. Başarılı. Tamam, Jose Mourinho isminin çıkması karşılığında biraz önce söylediğim şey. Gönderir misin, göndermez misin? Mourinho gelecekse gönderirim. Çözümü Hocam buldun. şimdi dünya çapında bir hocayı konuşuyoruz. Tamam da. Adamın kaç tane şampiyonlar ligi ...kupası var. Bir de Mourinho ile gelebilecek futbolcuları düşünüyorum. Ben şimdi Mourinho gibi bir teknik adamın 15'i verdim. Bir de 100 milyon bütçe verdim. Yani öyle mi? Rakı, Dolar olarak. Rakam olarak ben. E sen ne kadara geleceğini zannediyorsun? Böyle Mourinho... hani 20'ye 30'a mı gelir zannediyorsun? Hocam Mourinho gibi ya? isim herhalde yani ...İsmail i̇şte Kartal'la yani. aynı paraya gelmez. Tamam. İşte bu... sonuçta adamın başarıları ortada. Ama Mourinho Türkiye'ye gelecekse. Fenerbahçe'nin başına da geçecekse ben isterim. Ya e Beşiktaş da varmış. Tamam Beşiktaş da işte. Yani sonuçta hayır kim olur Herkes Mourinho'yu alıyor Mourinho ya. Herkes alıyor. Bakalım kime gelecek yani, yani. Mourinho da. Yani İsmail Kartal'a başarısız demem bu puan ortalamasında Hı. ama da gelecekse hayır demem. Benim fikrim bu. Tamam bu düşünceye saygı diyorum ama o zaman diyorum İsmail Hoca kendi isteklerini bırakırsa tamam susarım. Ama ben bu takıma neler yaptım, neler ettim, ne fedakarlıklarım oldu. Yeri geldi eleştirildim, sustum. Yeri geldi kazandım, kendimi ifade etmeye çalıştım. Ama bugün itibariyle baktığında diyorsun ki 96 puan almış bir teknik direktörün karşısında... ...ben başarısız kelimesini kabul etmem. Hiç sonu olmaz. söylememeli. Yani başarılı. Ya, 96, ya burada Jose Mourinho da çıkar. İstiyorsan başka isimler de çıkar. Çıkar. Ama derse şey ki ben bu takımı şampiyon yapacağım. Bana evet. güvenin. Ben bu sene de devam etmek istiyorum dediğinde ne yapacaksın? Nasıl olacak o? E, yaptıkları ortada. Bak yani. düşünüyorsun gör. Düşündürüyor işte. Bak evet. düşündürmek güzeldir. Çünkü fikir üretmek için düşünüyorsun. Şimdi Paylaşın. derbiyi bitirdik ama... Bence de Derbideki, bitirdik. Derbi derbide derbide de bizi de gibi... bitirdi zaten tartışmalarla. <laughs> Derbinin maç sonrasındaki... Olaylarını da konuşalım hocam. Biliyorsun sağ ortasında e, istenmeyen olaylar oldu. Hı. Galatasaray yöneticilerle özellikle Fenerbahçe başkanı Ali Koç'la alakalı. Bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Olumsuz. Tabii kimse istemez bu tip olayları. Hani belki. İngilizcesi şey yorumsuz gibi oldu. Hani no comment dersin ya. Yorumsuz. Yok mu zaten her hafta var izliyoruz. aynı. sonunu bir türlü getiremiyoruz. Öyle değil mi? Keşke yaşanmasaydı. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani hiçbir başkan hakkında benim düşüncelerim negatif olmaz ama hani. Kurala göre yaşıyorsan... ...yani ben geliyorum, ben buradayım... ...gel bekliyorum. Değil mi? Sen zaten oradaydın. Başka, hangi? Dursun, Dursun, Özbek. Dursun Özbek. Dursun Özbek stat'tan ayrılıyor. Sonra geri geliyor. Evet, geliyor. Bence aslında verilmiş sadakaları varmış. Orada olsaymış Türk futbolu dünyaya bir daha mı rezil olacaktı? Yani kavga mı çıkacaktı? Açık kelimesini söylüyorum. Kavga mı edecek? Neyi kurtarmış olacak? Yapmış olduğunuz açık. Bu mudur? Ben geldim hani neredesin? Ben git geldim sen git Ne oldu? Ya Ersoy şey, gözünü seveyim ya. Ya herkes yaşını başına almış. Kimseye bir saygısızlığım yok da. Geneline söylüyorum. Yani ben buradayım hadi gel demek. Bunun adı hani çok farklı yerlere gider. Yani ve Yakışmıyor. görüntü olarak çok çirkin noktalara vardığında... Bırak kendi ülkeni. Dünya futbolunda Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray isminin iki başkanının kavgayla anılması rezilliktir dünya gene. Rezillik. Duydun mu bu zamana kadar? Bak Premier Lig'de oynadım. İskoçya Ligi'nde oynadım. Tamam mı? Tamam. Galatasaray'da oynadım. 13-14 sene Üç 3 camianın kimisine göre büyüktür, kimisine göre küçüktür. Ben öyle bakmam. her yer senin istediğindir. Kendini ifade etmek. Yurt dışındaki hayat hikayemde başkanı bir tek sezon sonu gördüm. O da kontratımı yenilemek için. Blackburn'de sezon sonu gördüm. Kupa aldığımda gelip tebrik ettiğini gördüm. Kaybettiğimde hiç görmedim. Deplasmanda kaybettiğimde başkanı görmedim. 10 maç iç saha performansımız var. Blackburn'da Graham Sunus'la. 10 maç boyunca başkan soyun modasına girip de maç sonunda statta mikrofon uzatılmadı. Çünkü orada öyle bir sistem yok. Başkanların konuştuğunu çok fazla duyamaz. Ha kendi özeli vardır. Bir yerden yayınlamak zorundadır veya Twitter'ı neyin varsa or oralarını bilemem. Oradan kendi açıklamasını sakin ve tatlı bir şekilde anlatır. Ama başkanlar hiç konuşmaz. Başkanlar görevi nedir biliyor musun? Kulübü yönetmek, teknik direktöre destek vermek, kulübün başarısını istiyor istemek. E ben her sezon başı senle böyle oturur gibi. Burada da böyle bir tane kamera var şu an bizi çeken kameralarda. İmzayı atarken bakıyoruz bu kadar. Burada gördüm. Bu olması Bizde yani. her yerden birileri çıkıyor. Oradan bir şey söylüyor. Bu hakemi niye bize verdiler diyor. O diyor ki geçen hafta o penaltı değildi. Yapılanlar ortada. Kimisi emir alıyor çıkıyor konuşuyor. Kimisi öbür taraftan bir şey anlatmak için kendini ifade etmek için kendi düşüncelerini paylaşıyor. E iyi de orada da futbol oynanıyor. Burada da oynanıyor. Orada da başkanlar var. Burada da başkanlar var değil mi? Bunun çizgileri veya oyun alanları farklı mı? Değil. Hepsi aynı. Ebatları da aynı. Kalelerde boyu eni sağa sola hepsi belli. Ama bir tane yönetici çıkıp açıklama yapmıyor. Niye? Neyi kurtarıyorsun ki? Neyin cezasını veriyorsun? Zaten oradaki Efe dediğin federasyonu elindeki katı kurallarıyla beraber, sistemiyle beraber sana yaptırımlarını öyle net bir şekilde yapıyor ki ceza olarak karşılığında alıyor senden. Ama bizde ne yazık ki sistem doğru kurulmadığından dolayı üstteki de farklı, alttaki de farklı. Doğru hocam. Bu kadar. Son olarak. Hala bitmedi. Son evet olarak, gidemiyoruz. Doğru. Bunu şey yapalım. Çünkü gururumuz Arda Güler bu Aa, haftaya damgasını vurdu. Villar karşılaşmasında iki gol attı ve haftanın 11'ine seçildi. Bizi yine gururlandırdı. Helal bu hocam. Oradaki Arda Güler'le ilgili. Şöyle düşün. Tugay sakın. abisi neler düşünüyor? Ya bak yine <laughs> abi diyor ya. Hiç sevmem abi kelimesi. Şunu söyleyeyim. Güzel <laughs> <laughs> gel gel. gel. Ee, i̇lk git gittiği günden hani bir, bir bölümde problem yaşadı Sakattan ki. Yani olabilir. Bunu ben de yaşadım. Her giden bir şekilde yaşıyor. Demek ki bizim ülkemizde hani antrenman periyotları oraya uygun olmadığından dolayı vücut bir yerde e, sakatlıkla karşısına çıkıyor. Belki o süreçleri kaybetmeden bugün itibariyle belki daha fazla atabilme şansı vardı. Ama oluyor işte sakatlık. 8 maç 6 gol. Real Madrid. Ve ne yapmak istediğini vücut diliyle kafadaki bütün problemlerden uzaklaşmış sakin bir ardayız diyorsun. Bu nasıl güzel bir şey biliyor musun? Müthiş. Yani burada beklentiler yüksek... ...işte insanların bakış açısı... ...bazen doğruyu söyleyen var... ...bazen doğruyu söyleme noktasında... ...onu popoflayanlar var. Eee kurtuldun. Gelme kardeşim. Dönme kardeşim. Futbolu Avrupa'da bırak. Arda Güler olarak futbolu Avrupa'da bırak... ...ki Modric. Belki ondan daha da iyi olacak. Bu kadar da büyük konuşuyor. Modric'ten daha iyi olacak diyor. Daha da iyi olacak. Bak sana adım İnşallah. gibi eminim. Eğer isteği, arzusu, mantalitesi... ...aynı şekilde devam ederse... ...hani ben oldum, yeter bana bunlar... Demiş. Geliştirmek zorundasın. Yapacaksın. Kolay bir rakam değil. Sekiz maç altı gol atıyorsun. Hem de Real Madrid. Bir kere oynadığından zevk alıyor. Takım arkadaşları çok seviyor. Kendi yeteneğine, özgüvenine o kadar çok iyi sahiplenmiş... ...ve kendini o kadar doğru bir şekilde ifade ediyor ki... Ee, e, ...sağ içerisinde de izlemek, attığı golden bizim gururlanmamız... ...göğsümüzün kaparması sadece Real Madrid'de oynuyor diye değil Arda Güler. Arda Güler tarzı oyuncuların da artık yavaş yavaş... ...Avrupa'ya bir kapı olarak Arda üzerinden gitmesidir bu. Önemli olan şey bu çocuğu rahat bırakın ne olur bu çocuğa teklif götürmeyin. Bak tekrar söylüyorum teklif götürmeyin. Bırakın orada büyüsün yetişsin. Bırakın Türk bayrağı orada onunla beraber alınsın. O orada göklere kadar çıkarsın. Arkasından diğer arkadaşlarına hedef olarak kendinle beraber ne yapması gerektiklerini mesaj olarak versin. Ama ne olur bu çocuğu bırakın ellemeyin. Bırakın orada. Parlasın. Daha da parlasın. Kardeşim yaptığın her şey helal olsun. Allah sana ne veriyorsa daha fazlasını versin. Allah yoluna da taç çıkarmasın. Yolun açık olsun kardeşim. İnşallah. Bizi gururlandırmaya devam edecek İnşallah. Arda Güler. Hocam teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ne çok iyi. Evet. Bugün anlamadık <laughs> nasıl bitti ama bayağı oldu. Güzel oldu. Yine müthiştin. Müthiştik. Evet. Arkadaşlarımız da müthiş. Evet, Arkadaşlarımıza sağ da çok teşekkür ediyoruz. Biz keyif alıyoruz. Tamam arkadaşlarımız. Bizim haftaya son değil mi? Evet. Bu sezon bitiyor. Ömer Bey'e de teşekkür ederiz. Hayır, devam ederiz etmeyiz ayrı bir şey. Aynen. türlü konuşuruz. Evet sevgili seyirciler. Yeni açığa abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Herkese mutlu haftalar diliyorum.